Tamam, yankı da çözüldü dendi. Ben o zaman tekrar başlıyorum. İsmim Görkem Doğan Atıcı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hali hazırda hala bu üniversitede doktora sürecindeyim. 5 yıldır da İstanbul Bilişim Üniversitesi'nde radyo televizyon programcılığı programında öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ve iletişimle alakalı, diksiyonla alakalı, beden dilini içeren derslere de giriyorum. Şu an ben hala yankı alıyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bunun dışında verdiğim derslerle bağlantılı olarak sizlere edindiğim bilgi birikimini aktarmak istiyorum. İletişim kavramı dediğimizde bizim hayatımızda sürekli olan ama çok basite indirgediğimiz bir kelime olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda aslında yaşamımızda hiçbir şekilde şu an burada mısınız acaba? Samet Bey, Ayşenur Hanım. Şu an iyiyse tekrar edeyim. Ama nereden tekrar edeceğimi bilemiyorum çünkü sohbetleri takip edemiyorum. Nasıl yapalım? Nereden devam edeyim? Baştan mı alayım? Şu an bir geri bildirim bekliyorum. Ona göre devam edeceğim. Tamam, Ayşenur'un çok iyi olduğunu söylüyor. Ekranının ve sesin yankısız olduğu söyleniyor bana. Kendimi tanıtmam da duyulmuş. Daha sonraki süreçten devam etmek istiyorum. Bu teknik aksaklık için de herkesten özür diliyorum. Elimizde olmayan sebepler. İletişim sürecinden bahsedeceğiz. İletişim nedir? Diksiyon ve beden İletişim bizim duygu ve düşüncelerimizin aktarıldığı bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin belli unsurları var. İletişim tek başına oluşan, ilerleyen bir süreç değil. Tek başımızda gerçekleştireceğimiz bir süreç de değil. İletişimin öncelikli olarak bir kaynağının olması gerekiyor. Yani iletişimin başlaması için bizim bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynak mesajı gönderen, iletişimi başlatan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Mesaj kaynağını söylemek istediği, aktarmak istediği duyguları, düşünceleri, fikirleri her şey olabilir. Ve bu mesaj kaynaktan bir kanal aracılığıyla çıkar. Bu kanalı biz araç olarak tanımlıyoruz. Mesajımızı gönderirken kullandığımız herhangi bir iletişim aracı olabilir. Bir televizyon olabilir, telefon olabilir, mektup olabilir. Bunların her biri bizim kanalımız ve bu kanal mesajı taşıyıcı bir görev üstleniyor ve mesajımızı bizim alıcımıza, hedefimize, hedef kitlemize aktarma görevi üstleniyor. Ancak iletişim mesajın gönderilmesiyle sonlanmıyor. Çünkü alıcının mesajı alması demek, anlaması, anlamlandırması ve bize cevap vermesi anlamına gelmiyor. Bizim burada beklediğimiz bir unsur
var. Doğru bir şekilde anlamasından bahsediyoruz. Birazdan göreceğimiz yanlış dinleme türleri var. Bunlar alıcı üzerinde çok etkili olabilecek unsurlar. Alıcı bizim mesajımızı alıp anlamlandırdıktan sonra biz bir geri bildirim bekliyoruz. Hepiniz günlük hayatınızda karşılaşmışsınızdır. Bir şeyler anlatırsınız karşı tarafa, söylersiniz ama hiçbir şekilde tepki alamazsınız bazen. Herhangi bir beden dili hareketiyle, bir mimikle bile tepki alamazsınız, sözle alamazsınız. Bu alıcıyla alakalı bir sorun olduğunu ya da sizin mesajınızın ilgi çekici olmadığını gösterebilir. Alıcının mesajı anlamlandırdıktan sonra bize bir geri bildirimde bulunmasını istiyoruz. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir geri bildirim, geri besleme ya da karşınıza feedback olarak çıkabilecek bir unsur var. Size bir şekilde bir dönükte bulunması gerekiyor. Bu olmadığı anda biz çift yönlü iletişimden maalesef bahsedemiyoruz. Tek yönlü bir iletişim sürecinde kalmış oluyoruz ve ciddi anlamda, gerçek anlamında iletişim sürecinin oluşmadığı karşımıza çıkıyor. Geri bildirim sürecini etkileyen unsurların tamamını da biz gürültü başlığı altında değerlendiriyoruz. Gürültünün içerisinde herhangi bir psikolojik bir engel olabilir. Bunlar nedir? Canınız çok sıkkındır, ders dinlemek istemiyor olabilirsiniz. Ortamda gürültü vardır, gerçek anlamda bir gürültü vardır. Bu sizin mesajı algıla ve alma eyleminizi etkiliyor olabilir. Teknik bir sıkıntı vardır ki az önce yaşadık. Bu da bir gürültü kapsamında değerlendirilmesi gereken unsur. Yayına başlayamadık. Bunların her biri iletişimi engelleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası bizim çift yönlü iletişimimizi gerçekleştirirken aslında olması gereken ortam sakin, alıcının gayet algısı açık bir şekilde bir dinleyici, kaynağın da konuşmaktan zevk alacağı bir konunun olması ve aynı zamanda kaynağın düzgün bir konuşma tarzına sahip olması gerekiyor. Yani iletişim sürecinde biz karşımdaki beni anlamadı, ortam çok sıkıntılıydı ya da ben mesajımı doğru ifade edemedim gibi sorunlara açık olmalıyız. Her bir alanda olabilecek aksaklıklar olabilir. Şimdi öncelikli olarak bir kaynakta, yani mesajı başlatan kişide ne gibi unsurların olması gerekiyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Nedir kaynak? Kaynak dediğiniz gibi mesajı başlatan, mesajı gönderen, iletişimi başlatan kişi anlamına geliyor. Burada bizim istediğimiz değerler, konuşmacıda bulunması gereken değerler, öncelikli olarak Türkçe'ye hakimiyetinin olmasını istiyoruz. Kendi kültürümüz, kendi coğrafyamız için konuşuyorum şu anda. Öncelikli olarak dile hakim olmasını istiyoruz. Dile hakimiyet konusunu açarsak kelime dağarcığı bunun içine girebiliyor. Onun dışında ses tonu ve vurgunun konuya uygun bir şekilde değerlendirilmesi bu kapsama giriyor. Diksiyonla alakalı tüm unsurlar buraya giriyor. Şimdi çalışmamızın ve eğitimimizin konularından biri de aslında diksiyon. Diksiyon eğitimi dediğimiz bu süreç aslında uzun bir süreç. Yani 2 saatte ya da 3 saatte verilecek bir eğitim değil. Ben kısa kısa neler yapmanız gerektiğinden bahsedebilirim bu eğitimde. Normal şartlarda diksiyonla alakalı problemleriniz varsa bunları belirlemeniz gerekiyor. Nedir bu problemler? Bizim gığlama dediğimiz bir problem var mesela. Gığlama R sesinin, R harfinin daha çok gırtlakta oluşması ve gırtlaktan konuşma olarak nitelendirdiğimiz bir sıkıntı diyebiliriz. Derin ya da hırması sorunu olabilir. Kendisi demek yerine kendisi demek. Tamamen atlamaktan bahsediyoruz. Bunun dışında ıslıklama dediğimiz bir kusurumunda yüzüklü dil de deniyor. Belki duymuşsunuzdur. Yöresel bir tabirle çıkmasından bahsediyoruz. Harf değişimlerinden bahsediyoruz. Bir harfin yerini tamamen değiştirmek, birader kelimesinin bilader olarak söylenmesi bizim harf değişimimize bir örnek. Bu da bir diksiyon. Biliyorsunuz, sesli harflerimizin bir kısmında ince, bir kısmında kalınlar
var ve bunların şapkalıları var. Bu şapkaları yerinde kullanmamak, işte kağıt kelimesini örneğin kağıt diye telaffuz eden arkadaşlarımız var. Ki benim verdiğim derslerde karşılaştığım en önemli sıkıntı bu. Genellikle kapalı E ya da açık E. Penza yanlış söylemler var. Bizim algıladığımız, bizim karşılaştığımız en önemli sorun aslında bu söyleyiş kusurları. Harflerin açık ya da kapalı söylenmesi ya da incenin kalın söylenmesi gibi. Bunun dışında heyecandan kaynaklanan dil dolaşmaları, dil sürçmeleri olabiliyor. Ve bir de bazı merkezlerde çözebileceğiniz kekemelik sorunları olabiliyor. Biz istiyoruz ki kaynağımızın diksiyonu bu kusurlara sahip olmayan değil, sadece vurgudan değil, bunlardan da uzak olsun istiyoruz aslında. Sadece Türkçeden ibaret değil. Bunun dışında alıcıya hitap etme, alıcının algısına yönelik bir içerik hazırlama da çok önemli. Burada neden bahsediyoruz? Hedef kitlemizin biraz analizinin yapılması gerekiyor. Kaç yaşındaki insanlara hitap edeceksiniz? Meslekleri nedir? Eğitim düzeyi nedir? Gerekiyorsa cinsiyeti nedir? Buna göre bir içerik hazırlamanız gerekiyor. Ne yapacağınız ya da vereceğiniz bir eğitimle ilkokul mezunu insanlara vereceğiniz eğitim maalesef biri olmayacaktır. Onların anlayacağı şekilde bir içerik oluşturmanız gerekiyor. Kaynak buna da dikkat etmek durumunda. Önemli olan unsurlardan biri de aslında beden dili. Biz beden dilinde neyi istiyoruz en çok konuşmalarda, eğitimlerde? Biz göz teması kurmak istiyoruz. Çünkü göz teması dediğimizde karşımızdaki insanın bizi dinlediği, bize ilgi duyduğu ve içeriklerimizi takip ettiği anlamını aslında biraz hissedebiliyoruz. Bu noktada bazı öğrencilerim bana şunu söylüyor. Hocam biz çok heyecanlanıyoruz ve dolayısıyla göz teması kuramıyoruz. Ne yapacağız gibi bir soruyla karşılaşıyorum. Tabii ki insanlar sizinle göz teması kurarken heyecanlarından dolayı ya da psikolojik bazı sebeplerden dolayı gözlerini kaçırma eğilimi gösterebilirler. Ya da çok uzun süreli gözlerinize bakamayabilirler. Amacımız olabildiğince konuya, içeriğe dikkat çekildiğini, dikkat göstermek amaçlı kurulan göz teması. Bunun dışında konuşmacı empatiye ve uzlaşmaya da açık olmalı. Çünkü konuştuğunuz ve söylediğiniz her şey karşı taraftan kabul görecek, içselleştirilecek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü herkesin bir kültürel altyapısı, eğitimle alakalı bir altyapısı var. Dolaylamak, algılamak ve yorumlamak durumunda değil. Bu yüzden empati de kurabilmeniz gerekiyor. Bizim kaynakta istediğimiz unsurlardan biri de bu. Ve bir de akıcı konuşmak istiyoruz. Kaynağımız akıcı konuşsun istiyoruz. Niçin? Çünkü monoton bir ses tonu, herhangi bir şekilde vurgu yapmayan, tonlama yapmayan monoton bir ses tonu akıcılığı maalesef bozuyor. Bunun dışında akıcı konuşmanın bir diğer unsuru da dakikada ortalama olarak 125 maksimum 175 kelimenin üstüne çıkmamak. Bizler heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, sinirlendiğimizde daha hızlı konuşma eğilimi gösteriyoruz. Dolayısıyla kelimelerimiz bu süreçte biraz pik yapabilir. Bunların tam zıttı durumlarda da sakin olduğumuzda, dingin olduğumuzda daha ağır, daha yavaş konuşabiliyoruz. Bir de kaynakta görmek istemediğimiz unsur var yine. Bunun da adı asalak sesler olarak karşımıza çıkıyor. Asalak sesler bizlerin heyecanla da alakalı olabilir ya da kelime dağarcığımız çok geniştir. O an herhangi bir kelime bulamıyoruzdur. Sürekli olarak konuşma içerisinde gibi duraklamalarımızın genel adı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar tabii ki çıkarılabilecek sesler. Bunları ben de çıkarabilirim ama sürekli olması hedef üzerinde kişinin konuşmasına hazır olmadığı, bilgilerinin eksik olduğu gibi algılara sebep olabilir. Dolayısıyla biz konuşmacıdan
asalak seslere çok başvurmamasını da istiyoruz. Kaynaktan beklediklerimiz tabii ki bunlarla sınırlı değil. Dış görünüşünün iyi olması, konuşmaya uygun olması, öz bakımının yerinde olması, ciddi anlamda konuya hakim olduğunu gösteren beden dili işaretlerinde bulunması biz hedef için bir artı olarak görünüyor. Tabii ki kaynaktan beklediğimiz kadar mesajdan beklediğimiz içerikler de var. Nedir bunlar? Mesajın biz az önce de belirttiğim gibi hedef tarafından algılanılacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesajın açık ve anlaşılır olması çok önemli. Niçin? Az önce yine belirttiğim gibi herkesin bir kültürel altyapısı var. Herkesin eğitim düzeyi farklı, mesleği, yaşı farklı. Dolayısıyla eğer söylemek istediklerinizi açık bir şekilde anlatamazsanız birazdan bahsedeceğimiz yanlış dinleme türleriyle karşılaşabilirsiniz ve bu da etkili iletişimi maalesef sekteye uğratır. Mesajın derdini net olarak anlatması gerekiyor. Ekranda da şu an görüyorsunuz, insanların sizleri yanlış anlaması için en az 9 ihtimalimiz var. Bizlerin düşündüğü, söylemek istediği, söylediğimizi sandığı ve söylediğimiz, karşımızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı ve anladığı. Dolayısıyla bu iletişim süreci aslında çok çetrefilli, kolay gibi görünen ama aslında çok zor olan ve birçok problemi de beraber bir süreç. Bu yüzden ne söylemek istiyorsak herhangi bir şekilde dolaylı hale getirmeden doğrudan ve doğal bir şekilde insanlara aktarmamız gerekiyor. Bunun dışında bir de dinleyicilerden beklediğimiz unsurlar var. Dinleyici nasıl olmalı? Dinleyici için az önce de konuştuk. Öncelikli olarak tüm yanlış dinleme türlerinden uzaklaşması gerekiyor. Ciddi anlamda herhangi bir problemi varsa bunları gürültüden saymıyoruz. Yani psikolojik, fizyolojik gibi bir problemi varsa bunları iletişim sürecini bozabilecek şekilde kabul edebiliriz. Ama bunun dışında kişi dinlemek istemiyorsa, ilgi göstermiyorsa bazı dinleme çeşitlerine başvurabiliyor. Bunları da biz yanlış dinleme çeşitleri olarak isimlendiriyoruz. Nedir bu yanlış dinleme çeşitleri? Öncelikle karşımıza görünüşte dinleme olarak bir tanım çıkıyor. Görünüşte dinleme dediğimiz kavram bizim aslında konuya çok ilgi göstermediğimiz, bedenen orada bulunduğumuz ama aklımızın, fikrimizin başka diyarlarda olduğu dinleme biçimi. Yani aslında muş gibi yapma, dinliyormuş gibi yapma sürecinden bahsediyoruz burada. Bunu biz öğretim görevlileri çok sıklıkla görüyoruz. Öğrencilerimiz sınıf ortamında olduğu zaman bizi dinliyormuş gibi görünüyor ama ismini söyleyip herhangi bir soru yönelttiğimizde birden bir silkeleniyor ve kendine geliyor. Dolayısıyla cevabı da veremiyor. Çünkü bedenen orada ama fikir, akıl bambaşka bir yerde. Bu bizim görünüşte dinleme olarak açıklayacağımız bir süreç. Bunun dışında bir seçerek dinleme eylemimiz var. Bu doğrudan algıda seçicilikle bağlantılı. Herhangi bir konuşma sürecinde, herhangi bir iletişim sürecinde belli bir konuya odaklanarak yapılan dinlemeden bahsediyoruz. Şöyle düşünün, birden fazla bebeğin bulunduğu bir ortam var. Bir anne sadece kendi çocuğunun ağlamasını duyar, diğerleri ağlasa bile. Bu biraz seçerek dinlemedir. İstediğini duymaktır aslında. Bunun da psikolojideki zaten karşılığı algıda seçicilik olarak karşımıza çıkıyor. İletişim sürecinde de seçerek dinleme olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri saplantılı dinleme türü. Saplantılı dinlemede genellikle bir mesajda belli noktalara takılı kalarak dinleme yapabiliyoruz. Kavga çıkarma eğilimi ya da tartışma eğilimi gösteriyorsak eğer, belli kelimeleri konuşma içerisinden seçerek ve çekerek sürekli olarak karşımızdaki insanı bu kelimeler üzerinden saplantılı bir şekilde tartışmaya sokma olarak karşımıza çıkıyor. Savunucu dinlemede de sürekli olarak tetikte oluyoruz. Karşımızdaki insana karşı bir ispat etme isteği duyuyoruz. Ben öyle yapmadım, ben öyle demek istemedim gibi kendimizi aklama ihtiyacı hissettiğimiz durumlarda
savunucu dinleme yapıyoruz. Bir diğeri tuzak kurucu dinleme olarak karşımıza çıkıyor. Tuzak kurucu dinlemede de amiyane tabirle biraz sinsilik işin içine giriyor. Karşımızdaki insanın açığını aradığımız, onunla alakalı açıkları yakalayıp köstebeklik yapmak isteyeceğimiz süreçlerde biz tuzak kurucu dinleme yapma eğilimi gösteriyoruz. Bir de son olarak yüzeysel dinleme işin içine giriyor. Yüzeysel dinleme de konunun tamamını dinlemediğimiz, belli ayrıntıları dinlediğimiz, ana başlıkları dinlediğimiz dinleme türü olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz iletişim sürecinde bu altı dinleme türünü de istemiyoruz. Yani ne görünüşte, ne seçerek, ne yüzeysel, hiçbiri olsun istemiyoruz. Tüm bunları bir kenara itip etkin dinleme yapmak istiyoruz. Etkin dinleme nedir peki? Bizim aynı anda hem içeriği hem de ayrıntıları dinlediğimiz, yani ana başlığı ve ana başlık altındaki tüm konuları dinlediğimiz bir dinleme türü. Bu aynı zamanda bir empatik dinlemeyi de işin içine katıyor. Karşımızdaki insanın duygularını anlama sürecini de işin içine katıyor. Dolayısıyla etkin dinleme süreci bahsedildiği gibi ya da ismi gibi aslında çok kolay değil. Bunun dışında bizim bugünkü konularımızdan biri de beden dili aslında. Beden dili dediğimiz, daha doğrusu bunu beden dili olarak sınırlandırmayalım. Biz iletişim sürecini sözlü ya da sözsüz olarak, bir de yazılı var işin içinde ama yazılı iletişim bugünün çok da konusu değil, sözlü ya da sözsüz olarak gerçekleştiriyoruz. Sözlü iletişim zaten bu ana kadar konuştuğumuz konuydu. Bir de bunun sözsüz iletişim kısmı var. Sözsüz iletişim dediğimizde de karşımıza ilk olarak beden dili çıkıyor. Ancak beden diliyle sözsüz iletişim eş anlamlı gibi kullanılıyor. Bu bana göre yanlış. Çünkü sözsüz iletişim dediğimizde beden dili unsurlarının olduğu kadar giyim şeklimiz, kullandığımız insanlarla kullandığımız mesafeler, bunun dışında kullandığımız aksesuarlar, mobilyalar gibi ya da dekorasyon unsurları gibi her türlü nesne, eşya bizim aslında sözsüz iletişim sürecimize bir katkıda bulunuyor. Beden diliyle alakalı söylenebilecek ipuçları hayatınızda sizi kolaylaştıracak, hayatınızda iletişim sürecini kolaylaştıracak daha doğrusu bazı unsurlar var. Bunlar ellerin konumu olabiliyor, gözler, bakışlar olabiliyor, kol hareketleri, parmak hareketleri olabiliyor, tokalaşma olabiliyor. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi en çok istediğimiz şey sözsüz iletişimde göz teması. Olabildiğince kişilerle konuşurken göz teması kurmaya özen gösterin. Çünkü bu karşınızdaki insanın sizi dinlediğini, size ilgi duyduğunu, konunuza ilgi duyduğunu gösterip onu cesaretlendirecektir. Bunun dışında kişi sürekli olarak gözlerini kaçırıyorsa sağa sola aşağı yukarı, bu muhtemelen sizin konuşmanızdan, içeriğinden çok etkilenmediğini gösterecektir. Dolayısıyla ya konuyu değiştirmeniz gerekecektir ya da daha ilgi çekici hale getirmeniz gerekecektir. Onun dışında eller bizim için çok önemli. Eller, parmaklar bizim için çok önemli. Ellerin bir açık konumu, bir de kapalı konumu var temelde. İnsanlar birinden bir şey isteyeceği zaman genellikle ellerini açma eğilimi gösteriyorlar. Bunun sebebi ellerin açık konumunun insanlar için rahatlatıcı olması. Çünkü ellerin açık konumu bize herhangi bir şey saklanmıyor mesajı veriyor. Bu insan her şeyi dürüst bir şekilde anlatıyor, herhangi bir şey saklamıyor, bizden bir şey gizlemiyor ve dürüst algısı yaratıyor. Ve biz bu hareketi nerede görüyoruz aynı zamanda? Bir yakarı hareketi, bir istek hareketi olarak da görüyoruz. Bir dilenci sizden bir şey isteyeceği zaman ne yapar? Elini açar. Ya da sizler bir ibadet sürecinde ne yaparsınız? Ellerinizi açarak bir yakınma gösterirsiniz. Dolayısıyla bu ellerin açık konumu rahatlık, güven ve dürüstlüğü bizlere aktarıyor. Ellerin kapalı konumu da tam tersi, bir şeyleri baskılamak istediğimizde, birileri üzerinde bir baskı kurmak istediğimizde biz ellerimizi daha çok aşağı doğru
kapatma eğilimi gösteriyoruz. Herhangi bir öğrenciyi, herhangi bir çalışanınızı elleriniz açık olarak çağırdığınızda gelme ihtimali daha düşük olacaktır. Çünkü algı şu yöndedir. Elleri açık, benden herhangi bir şey saklamıyor, bu insandan zarar gelmez gibi düşünecektir. Ama tam tersi, elinizi kapalı olarak şu şekilde çağırdığınız zaman bir baskı hissedecek, otorite hissedecek ve dolayısıyla da daha gelmeye eğilimli olacaktır. Bunun dışında parmaklarla alakalı bazı noktalar var. İşaret parmağı kişiler üzerinde maalesef bir tehdit oluşturuyor. Sizler birini tehdit etmek istediğiniz zaman ya da ona kızdığınız zaman işaret parmağınızı sürekli sallama eğilimi gösterirsiniz. Kardeşleriniz vardır, çocuklarınız vardır belki. Onlara kızdığınız zaman da bir yine otorite gösterme amaçlı olarak işaret parmağını kullanırsınız. Bunun dışında baş parmak önemli bizler için. Baş parmak biraz egoyu ve yine hakimiyeti gösteren unsurlardan biri. Kişi kendini övmek istediğinde, kendini üstün göstermek istediğinde baş parmağıyla kendini işaret eder. Ama kendini suçlama eğilimi gösterdiğinde kendini işaret parmağıyla gösterir. Parmaklarla alakalı bunlar önemli. Yani baş parmak ve işaret parmağının anlattıkları önemli. Onun dışında tokalaşmayla alakalı bazı bilgiler verebilirim. Bunlar işinize yarayacaktır. Tokalaşma türleri 3'e ayrılıyor. Bunlar ilk olarak karşımıza süs köpeği olarak çıkıyor. Bir sonraki pehlivanlar, üçüncüsü de iş bitiriciler olarak karşımıza çıkıyor. Süs köpeği dediğimiz tokalaşma şekli aslında parmak uçlarının birbirine değdirildiği, avuç içlerinin kavranmadığı bir tokalaşma şekli. Bu aleni bir şekilde size şunu söylüyor. Biz sizinle iletişim kurmak istemiyoruz, iletişime kapalıyız. Dolayısıyla tokalaşma ihtiyacı da hissetmiyoruz anlamına geliyor. Ve bizim kesinlikle istemediğimiz bir tokalaşma şekli. Bir sonraki pehlivanlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu ellerin sıkılıp, iyice kavranıp, sürekli olarak sallandığı bir tokalaşma biçimi. Bunu da bir pazarlık yapma sürecinde görürsünüz. Bu aslında kişinin size ben size güveniyorum, sizinle iletişim kurmak istiyorum deme ifadesidir. Bunu ifade etme şeklidir ama yine biz bunu istemiyoruz. Çünkü doğrusu bu değil. Bir de iş bitiriciler vardır ki bunlar sizlere üstünlüklerini göstermek için ellerinizi kavrarlar ve açıkta kalan elleriyle de diğer elinizi şu şekilde desteklerler. Bu sizlere bir üstünlük kurma, sizden üstün olduklarını gösterme eğilimidir. Bizim istediğimiz tokalaşmada özellikle iki elin kavranması, çok sıkılmaması, kavramaktan kastettiğimiz şey sıkmak değil, iki elin kavranması ve hafif bir hareketle aşağı yukarı eğilmesidir. Bu yeterli olacaktır. Bunun dışında bedenimizle, gövdemizle yaptığımız bazı hareketler var. Bunlardan ilki bizim iletişime kapalı olduğumuzu gösteren kollarımızı kavuşturma hareketi. Kollarımızı şu şekilde kavuşturduğumuzda karşımızdaki insanla iletişim kurmak istemediğimizi gösteriyoruz. Karşıdan gelecek mesajlara kapalı olduğumuzu, ilgi duymadığımızı gösteriyoruz. Ama bu süreç, yani kolları kapama ve iletişime kapalı olma etkinliği sadece kolların kavuşturulmasıyla gösterilmiyor maalesef. Herhangi bir davete gittiğinizde, herhangi bir etkinliğe katıldığınızda kişinin çantasını elinde tuttuğunu görebilirsiniz. Kitaplarına şu şekilde sarıldığını görebilirsiniz. Ya da elinde bir kalem tuttuğunu görebilirsiniz. Ya da bir derste hocanızın kürsü arkasında konuştuğunu görebilirsiniz. Bunlar bizim çok istemediğimiz unsurlar. Eğer iletişime kapalı olmadığımızı göstermek istiyorsak, kollarımızı açık bir şekilde kullanmalıyız. Hareket ettirebiliriz. Bunda herhangi bir problem yok. Ama kapalı olmaması gerekiyor bizim için. Bunun dışında yine gövdeyle yaptığımız bazı hareketler var. Gövdenin açık olması, gövdenin gerilmesi gibi. Gövdemizi gerdiğimiz zaman insanlara ben üstünüm, ben otoriterim imajı vermek istiyoruz. Herhangi bir kavga anında tarafların göğüslerini gerdiğini, gövdelerini şişirdiğini görürsün. Bu hayvanlar aleminde de bu şekildedir. Ne yaparlar? Kendilerini kabartırlar. Bu bir üstünlük kurma, otorite gösterme işaretidir aslında. Bunun dışında bacaklarımızla alakalı bazı, bacak ve ayaklarla alakalı bazı ipuçları var.
biriyle konuştuğunuzda şayet ayakları size dönük değilse, bedeni size dönük ama ayağı farklı bir yöne bakıyorsa, bu o ortamdan gitmek istediğini gösteriyor. İletişimi o an sonlandırmanız gerekiyor. Onun dışında bacak bacak üstüne attığı anda eğer bacağı size doğru dönükse, bu iletişim açık olduğunu gösteriyor. Bazı hareketler vardır. Siz yaptığınızda karşınızdaki insan da yapar. Diyelim ki bacak bacak üstüne attığınız bir konuşma sürecinde. 1-2 dakika sonra eğer anlattıklarınız karşı tarafın dikkatini çekerse, karşı tarafın da bacak bacak üstüne attığını göreceksiniz. Biz bunu aynalama ya da yansıtma diyoruz. Bir iletişim sürecinde kişi sizin yaptığınız hareketleri taklit ediyorsa, diyelim ki saçınızı düzelttiniz. Kısa da kaşıdı. Bunların her biri aynalamaya da yansıtma olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında iletişim sürecinin iyi bir şekilde, etkin bir şekilde aktığını gösteriyor. Bir ipucu daha vermem gerekirse, önemli olan az bakar kuralımız var. Önemli olan az bakar kuralını nasıl açıklıyoruz? Sizler herhangi bir davete gittiğinizde, herhangi bir derse katıldığınızda sizden daha üst rütbeli kişilerin size bakmadan da konuşabildiğini görürsünüz. Ama siz onlardan hiçbir şekilde gözünüzü ayıramazsınız. Ağzından çıkacak her bir kelime, aktaracağı her bir bilgi sizin için çok önemlidir çünkü. Ama o sizinle göz teması kurmak istemeyebilir. Bu belki konsantrasyonla alakalı bir durumdur. Ya da gerçekten size değer vermediğini de gösterebilir. Bu bizim karşımıza önemli olan az bakar olarak çıkıyor. Bunun dışında yüksek çatı hareketi dediğimiz bir hareket var. Ellerin şu şekilde kullanımından bahsediyoruz. Yüksek çatı hareketi kişinin konuya, bilgisine, hakimiyetini gösteren bir işaret. Bir insan yavaş yavaş şu hareketi yapıyorsa konuşması içerisinde, size ben konuma hakimim, ben konumla alakalı her şeyi biliyorum mesajı vermek istiyor olabilir. Ama tüm bu süreçte yani beden dili unsurları olsun, ses tonu, vurgu olsun, insanlar her zaman doğal olanı algılayabiliyor. Yani siz yöneltilen bir soru oldu diyelim. Cevabı bilmiyorsunuz ama şu el hareketini kullanıp bir cevap verdiğinizde bu yapay olacaktır. Dolayısıyla beden dili dediğimiz unsur aslında bizim duygu ve düşüncelerimize göre şekillenen bir unsur baktığımızda. Yapay olduğu zaman bir çelişki yaratıyor. Albert Mahrebian'ın bir çalışması var. Şöyle bir çalışma yapıyor. İletişim biliyorsunuz ki 3 kanaldan ilerliyor. Sözlerimiz var. Sözlerimizi aktarma şeklimiz olan vurgu ve tonlamalarımız var. Bir de bunun yanı sıra sözsüz iletişim unsurlarımız var. Şimdi Mahrebian bir araştırma yapıyor ve insanlara şu soruyu soruyor. Sizce bir iletişim sürecinde beden dili ne kadar etkilidir? Ses tonu ne kadar etkilidir? Ve sözcükler ne kadar etkilidir? Burada çıkan sonuç şaşırtıcı aslında. Çünkü oranlar, ben bunu öğrencilerime sorduğumda çok farklı geliyor. İnsanlar bu araştırmanın sonucunda sözcüklere sadece %7 oranında önem verdiklerini söylüyorlar. Ses tonu ve vurgu unsuruna %30 söylüyorlar. %55 oranında değer verdiklerini söylüyorlar. Şimdi bu ne demek? İnsanların bizim ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimizle ilgilendiğini gösteren bir şey aslında. Bu araştırma günümüze gelene kadar güncelleniyor. Oranlar artı eksi 3 olarak değişebiliyor. %7, %10'a çıkmış, diğeri %30'a düşmüş gibi. Değişebiliyor. Ama eski nasıl söylediğimizle ilgileniyor. Ben size şu an desem ki, sayın katılımcılar, geldiğiniz için çok mutluyum. Siz hiçbir şekilde mutlu olmadığımı hissedersiniz. Çünkü ne ses, bambaşka yerlere baktım. Canı sıkkın, sıkılmış, bunalmış bir ses tonuyla bu cümleyi kurdum. Ama sayın katılımcılar, geldiğiniz için çok mutluyum gibi ses tonumu daha çok düzelttiğimde, beden dilimi bununla desteklediğimde, daha
etkili olabiliyor. Şu şekilde de söyleyebilirim. Geldiğiniz için çok memnunum. Ama kapalıyım sizinle iletişime. Dolayısıyla ne söylediğimizi, nasıl söylediğimizi desteklememiz gerekiyor. Bu da doğal olduğumuzda, doğal bir iletişim süreci içerisinde olduğumuzda zaten beden dilinin, ses tonunun bize destek tamamlanıyor. Bunu başka bir unsur şimdilik yok. Ben bir de sevgi dilinin olduğu bir çalışma. Bir yandan da sorular geliyor. Bunları birazdan yanıtlayacağım. Sevgi dilini de bununla bağlantılı olarak açıklayacağız. Sevgi dili dediğimiz unsur Honda akrostişi ile açıklayacağımız bir unsur. Her birimizin hayattaki önceliği farklı. Her birimizin verdiği değerler farklı. Burada Honda kelimesinde H harfi bize hizmet davranışlarını ifade ediyor. O harfi nitelikli birliktelik kavramını açıklıyor. D harfi dokunsal, fiziksel teması açıklıyor. A harfi de armağan vermeyi açıklıyor. Peki bunların hayatımızdaki önceliği ne? Biraz da bundan bahsedelim. Hizmet davranışı nedir? Hizmet davranışını biz çok kısa biçimde şöyle açıklayabiliriz. Sevdiğimiz herhangi biri için, bu partnerimiz olabilir, ailemizden herhangi bir üye olabilir, bir arkadaşımız olabilir. Kendi emeğimizle bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz. İşte evi toparlamak olabilir, bir pasta yapmak olabilir, birlikte bir şey inşa etmek olabilir. Onarsınızdaki insana onayladığı alaydım gibi karşı tarafı onaylayıcı ve destekleyici kurduğumuz kişiyle alakalı kaliteli zaman geçirmekten bahsediyor. Dokunsal temas, fiziksel temas adı üzerinde. Karşımızdaki kişinin elini tutmak, dokunmak, sarılmak, sırtını sıvazlamak, bunların her biri dokunsal temas unsuru. Bir de armağan vermek. Bu da zaten adından da anlaşılacağı üzere hediye vermek. Şimdi herkesin, her insanın kişiler arası iletişimdeki önceliği farklıdır. Kimi insan ben hizmet davranışına çok değer veriyorum. Bana hediye alacaklarına, bana bir pasta hediye edeceğine, bana bir pasta yapsın. Bu daha önemli diyebilir. Ya da bana çok pahalı bir saat alınacağına benle oturulsun bir film izlesin karşımdaki insan diyebilirsiniz. Peki buradaki çatışma nereden kaynaklanıyor? Şöyle söyleyebiliriz. Size şunu söyleyebilir. Buna bu kadar para verilir mi? Bu da aslında hani onay sözcükleri. Yani sizden belki bir özür bekliyor. Özür dileseniz belki bütün sorun ortadan kalkacak. Ya da karşınızdaki partnerin karşılığında da ona bir mesaj attınız. Sen haklıydın. Ama karşınızdaki insanın önceliği onay sözcükleri değil. Sizden belki bir hediye bekliyor. Bir çiçek buketiyle gelmenizi bekliyor olabilir. Dolayısıyla aslında iletişim süreci demek birbirimizi tanımak demek. Karşımızdaki insanı tanımadığımız için, beklentilerini, isteklerini, duygu ve düşüncelerini bilmediğimiz için çok fazla çatışma yaşıyoruz. Özellikle ikili ilişkilerde birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Burada önceliklerimizi bilmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Hedef kitle analizini iyi yapmamız gerekiyor. Hedefimiz bizden ne bekliyor, ne istiyor? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabloda gördüklerimi de biraz aktarmak istiyorum sevgi dilinden sonra. Ellerle alakalı konuşmuştuk. Ses tonunu da az çok konuştuk ama tekrar bir üstünden geçelim. Ses tonumuzun da, vurgumuzun da konuşma sürecinde mesajımızın içeriğiyle bağlantılı olması gerekiyor. Bir çocuğa hitap ediyorsak ses tonumuzun çok yüksek olmaması gerekiyor. Çünkü aksi durumda korkacaktır, geri çekilecektir. Ya da bir haber metni okuyacaksanız sesinizin çok tiz olmaması gerekiyor. Bunlar tamamen ses konusuyla alakalı.
oturlardan biri. Dik oturmamız gerekiyor. Hem yani bir şey belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden mümkün olduğunca dikendiğimizi, kendimizden emin olduğumuzu gülümseme önemli bir unsur. Şu ipucumuz var. Eğer bir insan gerçek bir gülümsemeye sahipse gelişecektir. Ama yapay bir gülümsemesi varsa gülümsemesi kulaklara doğru geçecektir. Dolayısıyla gerçekten bizlerde bir tehdit yaratıyor. Bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. İstediğimiz baktığımız bir bakış vardır ki bu da karşımızdaki insanı küçümsediğimizi aslında karşımızdaki kişiye doğrudan dimdik bakmak gerek. Duyarımızın düşük olmaması gerektiği bir duruş asıl olan. Burada yine ekran kurmak istemiyor. Dolayısıyla ellerimizin açık olması, ellerimizin yanında ve rahat olması bizim için önemli. Giyim ve makyaj konusu var. Mimikler bu arada genel olarak dünyada aynıdır. Korktuğunuzda, sevindiğinizde, mutlu olduğunuzda gözleriniz açılacaktır. Mutlu olduğunuzda az önce söylediğim gibi gülüşünüz, sevindiğinizde gözleriniz dolacaktır gibi. Bunların her biri aslında evrensel unsurlar. Giyim konusunda da dikkat etmeniz gereken aslında renk konusu var. Renklerin biliyorsunuzdur her birinin bir mesajı, her birinin bir anlamı var. Bu noktada tabii ki insanlar her gün şu rengi giyeyim, şu mesajı vereyim gibi düşünmüyor. Ama belli bir ortama, belli bir eğitime ya da belli bir sempozyuma katıldığınızda bazen giyiminize de dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an bir sorun var mı acaba? Şu an nasıl? Bir problem varmış. Şu an nasıl acaba? Ekipteki arkadaşlar herhangi bir şey yazabilir mi bana? Kaldığım yerden devam edeyim mi? Şu an nasıl acaba? Yine teknik bir aksaklık oldu sanıyorum. Tamam, seste kesilme oluyor gibi bir mesaj aldım şu an Ayşenur Hanım'dan. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Zaten giyim konusunu konuşuyorduk. Giyim ve renkler üzerine konuşuyorduk. Renklerle alakalı bazı mesajlar var. Bunları da biraz aktarayım. Her bir rengin farklı kültürlere göre tabii ki belli anlamları var. Biz yine kendi coğrafyamız için konuşacak olursak, bizde siyah rengin güce, otoriteye bir göndermesi varken aynı zamanda matem ya da yas durumlarında da biz siyah rengi kullanıyoruz. Baktığınızda
cenaze törenlerinde ya da depresif ruh hallerinde biz daha çok siyah rengi kullanma eğilimi gösteriyoruz. Bu yüzden iş görüşmelerinde ya da resmi toplantılarda genelde insanların siyah ya da hemen hemen aynı anlamları içeren lacivert rengi de kullandığını göreceksiniz. Aynı anlam derken lacivertin sadece güçlü otorite kısmı, yas olarak kullanmıyoruz genel olarak. Bunun dışında beyaz renk yine bizim çok tercih ettiğimiz masumiyete, dürüstlüğe ve güvene işaret eden renklerden biri. Onun dışında mavi rengin daha çok huzur ve güvenle ilişkilendirildiği ve bu yüzden çoğu büyük firmanın mavi rengi tercih ettiğini görüyorsunuz. Bunun dışında kırmızı ile alakalı yapılan çok fazla çalışma var. Kırmızının sıcaklık, tutku, aşk, sevgi gibi anlamları varken aynı zamanda yapılan bir araştırma sonucunda sizin alanınız olan aslında belki daha da iyi bilirsiniz. Açlık sinyalleriyle bir bağlantısı olduğu ortaya çıkmış. Bu renk kişide beyindeki açlık sinyallerini uyararak kişinin yemek yeme eğilimini arttırıyor. Bu yüzden çoğu zincir firmanın tabelalarında, amblemlerinde kırmızı rengi kullandığını görüyorsunuz. Burger King gibi, McDonald's gibi, onun dışında bizden Bursa İskender gibi, Pizza Hut gibi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında sarı renk biraz huzursuzluk yaratıyor olabilir. Yapılan bir çalışmada sarı rengin bazı insanlarda huzursuzluğa sebep olduğu görülmüş. Ama sarı ve turuncu rengin dinamizme, harekete bir göndermesi var. Bunun dışında yeşil yine çok fazla tercih edilen, doğayı, doğallığı sembolize eden bir renk. Yine sizin alanınızdan bir örnek vermek gerekirse, Ülker'in bir ürünü vardı. Mavi yeşil light olarak karşımıza çıkmıştı. Bunun seçilme sebebi mavi rengin güven, yeşil rengin ise doğallığa yaptığı bir göndermeydi aslında. Baktığınızda mavi yeşil light ürünü bir diyet ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ve diyet yapanların istediği şey, beklediği şey hem doğal olması içeriğinin hem de güvenilir olması, sağlığı bozmayacak olması. Dolayısıyla Ülker'in buradaki stratejisi mavi ve yeşil renkleri kullanmak olarak karşımıza çıktı. Bunun dışında pembe renk bizim ülkemizde çok fazla kız çocuklarıyla ve cinsiyetle ilişkilendirilse de aslında yine sadakate ve sevgiye bir göndermesi var. Mor renkle alakalı çok farklı yorumlar var. Psikologların yaptığı araştırmaya göre mor rengi kullanan insanların intihar eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve nevrotik duygularının çok fazla olduğu ortaya çıkmış. Ama bizdeki anlamına bakarsak yükseliş, güç, bir otorite göndermesi var. Bununla alakalı bazı dizilerde yapılan çalışmalarda, özellikle dönem dizilerinde hükümdarların yükseliş dönemlerini anlatırken onlara mor kıyafetler giydirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla morun asalete, yükselişe ve güce bir göndermesi varken psikologlar cephesinde de bir olumsuz işareti var aslında. Bunun dışında bir de söyleyebileceğimiz benim aklıma gelen gri renk var ki gri renk biraz arada kalmışlığı gösteriyor bize. Siyahtan ve beyazdan parçalar barındırdığı için biraz ikilik gösterebiliyor. Yine bunalımla alakalı durumlarda da biz bu rengi tercih edebiliyoruz. İş görüşmelerinde ne yapalım, nasıl giyinelim derseniz olabildiğince sade giyinmenizde yarar var. Sadeden kastettiğimiz şey tabii ki dümdüz bir elbise de demiyoruz. Öz bakımınızı yapıp o şekilde renkleri seçmeniz gerekiyor. Daha çok siyah ve beyaz. Bazı durumlarda da mavi kullanılıyor. Bunlar güce, güvene ve masumiyete, dürüstlüğe yapılan göndermeler olduğu için. Ben bir yandan notlarıma bakıyorum. Eksik bir şey kaldı mı? Buna bir göz gezdiriyorum. Ama herhangi bir şey eksik olarak sanıyorum kalmadı. Bunun dışında söyleyebileceğim şunlar var aslında. Sözsüz iletişim dediğimizde karşımıza kullandığımız mobilyalar da çıkıyor. Ya da kullandığımız aksesuarlar da çıkıyor. Mesela saat bir yine güç göstergesi, bir statü, prestij göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Şapka, korunma içgüdüsüyle kullandığımız bir aksesuar olabiliyor çoğu zaman. Ya da bunun dışında kullandığımız mobilyaların şekli, dikdörtgen oluşu, kare oluşu, yuvarlak oluşu her biri bir mesaj içeriyor. Bir toplantıda eğer dikdörtgen bir masa varsa bu çok da iletişime açık bir masa olunmadığını gösteriyor. Eğer iletişimin gerçekleşmesi, eşit olarak gerçekleşmesini istiyorsak biz yuvarlak masa kullanmalıyız. Her
herkesin eşit olduğu, herkesin söz hakkının bulunacağı bir masa, bir mobilya olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda iş görüşmelerine gittiğinizde görmüşsünüzdür. Koltuk seçimi de ortamdaki mesajlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Genelde müdür, yönetici, lider pozisyonunda olan kişinin koltuklarının daha yüksek, deri kaplamalı ve daha heybetli olduğunu görürsünüz. Ama konuklar için ayrılmış olan sandalyelerin ise daha alçak, asla deri kaplamalı olmayan ve daha az gösterişli olan koltuklardan oluştuğunu görürsünüz. Bunların her biri güçle, otoriteyle bağlantılıdır. Kendisini yüceltmek, konuğu daha alçak düzeyde göstermek için kullanılan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Benim aklıma gelenler, notlarım bana konunun sonuna geldiğimizi söylüyor. Şimdi sorularınızı yanıtlayabilirim ya da eksik kaldığım herhangi bir yer varsa onları tamamlayabilirim. Şimdi Ayşenur Hanım bana yolluyor bir yandan. Derya Nur Akcan demiş ki, doğru veya yanlış iletişim kurduğumuzu nasıl anlarız? Şöyle ki, iletişimle alakalı, şimdi doğru ya da yanlış kelimesinin sizden mi kaynaklı olduğu yoksa karşı taraftan mı kaynaklı olduğunu öncelikle tespit etmeniz gerekiyor. Şöyle ki, ne demiştik, bu bir süreç. Sizde de hatalar olabilir, mesajda da hatalar olabilir, hedefte de hatalar olabilir. Siz kendinizden eminseniz, yani bir kaynak olarak aktaracağınız her şeyi doğru bir biçimde aktardığınızı, mesajı herhangi bir şekilde dolandırmadan söylediğinizden eminseniz, söz sizden doğru bir şekilde çıkmıştır. Artık buradaki tüm sorumluluk hedef noktasında bulunan kişiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu kişinin de iletişime öncelikli olarak açık olması gerekiyor. Sizden gelecek mesajları kabul etmesi, sizinle iletişim kurmak istiyor olması gerekiyor. Öncelikle bundan emin misiniz? Bunu netleştirmemiz gerekiyor ve akabinde de karşınızdaki kişinin bahsettiğimiz yanlış dinleme türleriyle alakalı herhangi bir probleminin olmadığından emin olmamız gerekiyor. Zaten siz mesajı açık bir şekilde gönderdikten sonra ekstradan bir yanlış dinleme durumu söz konusu oluyorsa, bunu da biliyorsanız eğer, bunun üzerine giderek sorunu çözmeniz gerekiyor. Bu bazen yorucu bir süreç olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani sürekli ben mi bir şeyleri toparlayacağım, ben mi düzelteceğim, ben mi aklını alacağım şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ama karşı tarafın iletişim eksikliği varsa maalesef bunu gidermek biraz da, ya da düzeltmek biraz da bizim elimizde. Dolayısıyla süreç akıyorsa, geri bildirim alıyorsanız, olumlu ya da olumsuz, bu aslında sizin doğru bir iletişim sürecinde olduğunuzu gösterebilir. Herhangi bir yanlış anlaşılma varsa zaten geri bildirimde, dönükte size gelecektir. Ve bu sürekli olarak işleyeceği için yanlış bir süreç varsa bu ortadan kalkacaktır. Sahada şef, eleman, müdür ile olan iletişime değinebilir mi? Olması gereken. Şimdi yine aslında aynı noktaya dönüyoruz. Burada müdür konumundaki kişi size nasıl yaklaşıyor? Bizim örgütsel iletişim dediğimiz bir iletişim biçimimiz de var. Bu yatay ve dikey iletişim olarak karşımıza çıkıyor. Biz yatay iletişimi genellikle kendi pozisyonumuzdaki kişilerle kuruyoruz. Yani bir öğretmenle öğretmenin ilişkisi gibi. Ya da bir dikey iletişim sürecimiz var. Bu sizin bahsettiğiniz şef, eleman ve müdür ilişkisi oluyor. Yani ast üst ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de çapraz iletişim dediğimiz bir sürecimiz var. Bu da farklı departmanlarda ama aynı seviyede çalışan insanlar arasında gerçekleşiyor. Bizim burada dikkatimizi çeken ve istediğimiz şey aslında dikey iletişim süreci, sizin de bahsettiğiniz. Bu dikey iletişim sürecinde biz şefimizin ya da liderimizin, müdürümüzün çok baskın olmamasını, bizleri anlayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Yani biz bir müdürle gidip çok rahat bir şekilde konuşabilmeliyiz, derdimizi anlatabilmeliyiz. Asıl olması gereken, istediğimiz şey bu. Burada önemli olan müdürün size olan tavrı ve dolayısıyla etki tepki dediğimiz unsur gerçekleşecek çünkü. Müdürün gönderdiği mesajlara sizin nasıl tepki verdiğiniz. Bu yüzden müdür ve şef eleman ilişkisinde
Aslında biraz müdürün tavrı belirleyici iletişim sürecini. O iletişimi nasıl başlatırsa o şekilde geri dönecek çünkü. Şive ve ağızlardan kaynaklanan hatalarda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şive ve ağız konusunda şunu önerebilirim. Kendi probleminizi belirledikten sonra internet üzerinde bunları bulabilirsiniz. YouTube üzerinde bulabilirsiniz, PDF olarak bulabilirsiniz. Bazı tekerlemeler var, bazı diksiyon çalışmaları var. Bunlarla alakalı içerikleri kendi kendinize çalışıp sorunları giderme yoluna gidebilirsiniz. Bununla alakalı süreç çok kısa olmayacaktır, uzun bir çaba gerektirecektir. Çünkü şive ve ağız dediğimiz iki konu bizim aslında doğuştan günümüze kadar beraber getirdiğimiz konu. Ve asıl olan da aslında burada İstanbul Türkçesiyle konuşmak. O yüzden şive ve ağızla olan ilgili problemlerde teknik bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer aşamıyorsanız da diksiyon kursları tavsiye edilebilir. Ama diksiyon kurslarında da genel olarak yaptırılan şey zaten okuma çalışmaları olacak. Ben de derslerimde bu şekilde götürüyorum. O yüzden diksiyon konusunu burada karşılıklı olarak konuşamıyoruz. Çünkü tekerleme, metin okuma, kitap okuma, şiir okuma gibi etkinlikler yapıyoruz biz ve bunlar üzerinden sorunları değerlendiriyoruz. Bu yüzden de tavsiye edebileceğim şey bol bol okuma yapmanız. Bu şekilde belki düzelebilir. Sena Ertürk sormuştu. Sena Nur İnan, asalak kelimeleri çok kullanıyorsak bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi dediğim gibi asalak kelimeleri kullanma sebebiniz heyecan olabilir. Ki bugün ben de kullandım heyecanlandığım için. Çok fazla kelime biliyorsunuzdur ya da çok fazla dil biliyorsunuzdur. Bu yüzden doğru kelimeyi yerleştiremiyor olabilirsiniz. Ya da tamamen bilgisizliğinizle alakalı, yani bilgisizlik derken konuyla alakalı çok bir bilginiz yoktur, hazırlanmamışsınızdır, hazır değilsinizdir. Bu yüzden asalak kelime kullanıyor olabilirsiniz. Öncelikle asalak kelime kullanma sebebinizi de tespit etmeniz gerekiyor. Diyorsanız ki heyecan, bu sorun maalesef pratik yaparak çözülecek bir şey. Öğrencilerimize de aynısını söylüyoruz. Biz bir sunum ödevi verdiğimizde hemen geri çekiliyorlar. Biz kürsüye çıkamıyoruz, çekiniyoruz diye. Ama bu yaptıkça aşılacak bir şey. Bu yüzden asalak seslerinizin sebebi heyecansa bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. Ya da altında yatan, heyecanın altında yatan sebepleri de maddelemeniz gerekiyor. Belki onların üzerine gidebilirsiniz. Eğer çok fazla dil biliyorum ya da çok iyi bir kelime dağarcığım var diyorsanız, aynı durum Mehmet Ali Birans'ta da vardı. Çok fazla dil bildiği için sürekli ya yanlış bir kelime kullanıyordu ya sürçülisan ediyordu. Bunu gidermek için de maalesef bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Yine pratikli olacak. Ama diyorsanız ki konuya değilim, bilmiyorum ya da dağarcığım eksik, bu noktada bol bol kitap okumanız gerekiyor. Her bir okuduğumuz kitaptan birçok kelime kazanıyoruz aslında. Dolayısıyla konuşma esnasında da o kelime hemen yerini bulabiliyor. Bol bol okuma yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu okumayı da kendi ilgi alanınız üzerinden götürün. Yani nasıl kitaplar seviyorsunuz, ne okumayı seviyorsunuz? Bununla alakalı bir kitaplık oluşturup sürekli olarak okuyup, bilmediğiniz bir kelimeyle karşılaştığınızda not alıp Türkçesine bakıp dağarcığınızı bu şekilde geliştirebilirsiniz. Esra Nur, mesajlaşırken etkili iletişim olması adına kavga olmadan ve yanlış anlaşılmalar olmadan karşı tarafla nasıl iletişimi kurmalıyız ya da neye dikkat etmeliyiz? Şimdi mesajlaşma noktasında bizim karşılaştığımız şey dersin başında bahsettiğim yazılı iletişim süreci. Yazılı iletişim süreci bizim için sıkıntılı bir süreç. Çünkü ses yok. Herhangi bir şekilde ses tonu ve vurguyla kendimizi ifade edemiyoruz. Tamamen yazıyoruz. Ya da görüntümüz olmadığı için beden dilimiz yok, el kol hareketlerimizi kullanamıyoruz, jest ve mimiklerimiz karşı tarafa geçmiyor. Dolayısıyla yazılı iletişim zaten başlı başına sıkıntılı bir süreç. Özellikle günümüzde işte WhatsApp üzerinden olsun ya da diğer uygulamalar üzerinden olsun yapılan tüm mesajlaşmalarda sıkıntı olması çok normal baktığımızda. Bunu nasıl aşabiliriz konusunda da şunu söyleyebilirim. Mesajlaşmak bizi yorduğu için biz genelde kısa tutuyoruz.
Bunu ya derdinizi uzun uzun anlatmayla çözebilirsiniz. Yani yüz yüzeyken nasıl anlatacaksınız? Metni aynen o şekilde yazmanız belki yararınıza olacaktır. Burada metin yazma konusunda ya da yazılı iletişimde bizim karşımıza çıkan önemli bir şey var. O da çok dikkat etmediğimiz aslında noktalama işaretleri konusu. Her bir noktalama işaretinin de bir anlamı var. Dolayısıyla siz bir yazılı metinde doğru yerlere, doğru noktayı, soru işaretini, ünlemi koyduğunuzda aslında duygularınızı da yansıtmış oluyorsunuz. Bu yüzden yazılı iletişim kuruyorsanız Türkçe'ye de hakim olup doğru bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra emoji kullanabilirsiniz ki kullanıyorsunuzdur da. Biz malum yüz yüze iletişimde jest ve mimiklerimizle duygularımızı destekleyebiliyoruz. Zaten bunlar otomatik tepkiler olarak karşımıza çıkıyor. Ama yazılı süreçte bunu desteklemek adına emojilerden yararlanabilirsiniz. Çünkü onlar olmadan gönderilen mesajlar artık biraz soğuk kalıyor gibi geliyor insanlara. Sosyal medyada karşılaşıyorsunuzdur. Günaydın yazıyor bir taraf, işte kalpler vesaire. Karşı taraftan gelen mesajda sadece bir günaydın olduğunda soğukmuş gibi algılanıyor. Ya da iletişim kurmak istemiyormuş gibi algılanıyor. Bunların her biri aslında yazılı iletişim sürecinin sıkıntılarından kaynaklanıyor. Bu yüzden ya açık açık her şeyi yazacaksınız ya da emojilerden, noktalama işaretlerinden yararlanacaksınız. Bunları tavsiye edebilirim. Aslında bu noktada kısa kestiğimizde, bir an önce yazalım bitsin dediğimizde de kavga maalesef kaçınılmaz oluyor. Kitap okumak diksiyonu düzeltir mi demiş Gülden Uf çevirme. Mutlaka ne kadar çok kitap okursanız o kadar çok kelimeye sahip olacaksınız. Ve kelime dağarcığınız ne kadar çok gelişirse konuşma anında, kendinizi ifade etme noktasında daha etkili olacaksınız. Diksiyonla alakalı ya da beden diliyle alakalı ben kitap tavsiyelerinde de bulunabilirim. Ama illaki bunları okuduk, harika bir diksiyonumuz olsun maalesef diyemiyoruz. Bu bir yılda, iki yılda olacak bir süreç değil. Sürekli olarak bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Hatta kitap okuma alışkanlığının bu yüzden de çocuk yaşlarda başlaması gerekiyor. Ne kadar çok okursanız o kadar etkili bir şekilde konuşursunuz. Ama dediğim gibi bu diksiyon sadece konuşmayla alakalı da değil. Yani doğru kelimeyi bulmakla alakalı da değil. Vurgunuzun, ses tonunuzun, ses renginizin, herhangi bir telaffuzunuzun tamamen doğal olması da gerekiyor. Konuyla bağlantılı olması gerekiyor. İşin özü aslında doğallıktan geliyor. Siz doğal olduğunuzda, doğal bir şekilde kendinizi ifade ettiğinizde ses tonunuz da size uygun, konuşmanız uygun bir şekilde çıkıyor. Beden diliniz de aynı şekilde, anlattıklarınız uygun bir şekilde çıkıyor. Kitapla alakalı dediğim gibi önerilerde bulunabilirim. Dernekle paylaşabilirim, onlar size aktarabilir ya da isimlerini yazabilirim. Benim için fark etmez. Bunlar da eğlenceli, okuması da eğlenceli ve sizlere katkıda bulunacak kitaplar. Sena Ertürk sormuş, karşı karşıya kurduğumuz etkili iletişimin telefonda da etkili olmasını nasıl sağlayabiliriz? Şimdi yüz yüze iletişim sürecinden bahsediyorsak karşı karşıyadan, çünkü biz aslında telefonda konuşurken de dediğiniz gibi karşı karşıyayız ya da mesajlaşırken de karşımızda biri var. Telefonda derken konuşma sürecinde mi yoksa mesajlaşma sürecinde mi? Bu önemli. Eğer mesajlaşmaysa zaten az önce biraz bahsettim. Ama telefonla konuşmak yazışmaya göre biraz daha etkili. Çünkü burada ses tonumuz işin içine giriyor. Vurgularımız işin içine giriyor. Ve biz duygularımızı, düşüncelerimizi aslında ses tonumuzu ve vurgumuzla ifade edebiliyoruz. Oranı neydi? %38 olarak karşımıza çıkıyordu. Bizim aslında istediğimiz ilk iletişim türü karşı karşıya gerçekleştirdiğimiz yüz yüze iletişim. Eğer bunu yapamıyorsak arkadaşınızın dediği ikinci olarak karşımıza çıkan uzaktan herhangi bir araçla olan ama sesimizin duyulduğu iletişimi istiyoruz. En son olarak da yazılı iletişimi istiyoruz. Çünkü yazılı iletişimde ne ses tonumuz, ne beden dilimiz, ne vurgumuz, ne kendimiz hiçbir şekilde görünmüyoruz. Bu da maalesef süreci geriye çekiyor. Bu yüzden eğer konuşma anındaysa zaten ses tonunuz ve vurgunuz burada etkili olacaktır. Sinirliyseniz sinirli bir şekilde konuşacaksınız. Mutluysanız mutlu bir şekilde konuşacaksınız.
Burada zaten o etkin süreç devam edecektir. Sadece beden diliniz, görüntünüz yok. İş burada ses tonunuzda ve vurgunuzda. Mesajlaşma sürecinde de, yani yazılı iletişim sürecinde de dediğim gibi noktalama işaretlerinden yararlanabilirsiniz. Açık bir şekilde derdinizi anlatma noktasından yararlanabilirsiniz. Bir de günümüzde olmazsa olmaz emojilerden yararlanabilirsiniz. Sizin ufak bir görüntünüz olarak karşımıza çıkabilir. Emre Çapa sormuş, ortam içine girdiğimizde nasıl davranılmalı? Şimdi bu ortam bizim bildiğimiz bir ortamsa, tanıdığımız insanların bulunduğu bir ortamsa biz zaten rahat olacağız. Ama tam tersi, hiç bilmediğimiz bir etkinliğe davet edildiysek, bilmediğimiz insanların olduğu bir ortama giriyorsak da ilk olarak kendimizi tanıtmayla başlayacağız. Yani illaki bizi oraya davet eden kişi ya da gittiğimiz ortamdaki herhangi bir kişi bizi birileriyle tanıştıracaktır. İlk olarak kendinizi tanıtmaktan bahsedin ve mutlaka tokalaşın. Tokalaşma tabii ki şu an içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok tokalaşmaya yanaşmıyoruz ama normal süreçte tabii ki tokalaşabilirsiniz. Ve ne bir süs köpeği pozisyonunda, ne bir iş bitirici, ne de bir pehlivan konumunda tokalaşmamanız gerekiyor. Şu şekilde tam bir kavramayla elin çok hafif sallanması bizim için yeterli, karşımıza güven verecek. Mümkün olduğunca bu ortamda dik durmamız gerekiyor. Yani şu şekilde belki gösterebilirim. Omuzlarımızın şöyle düşük bir şekilde gövdemizin aşağıda durmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca dik duruş, omuzların dik olduğu, bedenin, gövdenin dik olduğu bir duruş karşımızdaki insana bir güven aşılayacaktır. Dolayısıyla ortamda kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Ama genel olarak bizler gittiğimiz ortamlarda eğer tanımıyorsak kimseyi biraz çekingen oluyoruz. Bu durumda da az önce bahsettiğim gibi ya bir bardak alıyoruz elimize, işte bir kokteyle gittiyseniz bardağı tutmak bile aslında siz şu şekilde tutmanız sizin ortamda biraz gergin hissettiğinizi gösterebiliyor insanlara. Mümkün olduğunca rahat olmaya çalışmamız gerekiyor. Herhangi bir engelin arkasında durmamamız gerekiyor. Bu engel bir kalem olabilir, bardak olabilir, kitap, çanta olabilir. Bunlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Giyim boyutuna bakarsak çok kendimizi sıkacak kıyafetlerden de uzak durmamız gerekiyor. Bu ortam bilmediğimiz bir ortamsa. Çünkü zaten psikolojik anlamda bir sıkıntımız olacak. Bir problem yaşayacağız. Bir de kıyafetlerin gerginliğinin bizi germemesi gerekiyor. Daha rahat, kendimizi rahat hissedeceğimiz kıyafetler ve bize iyi gelen renkler varsa, tercih edebilecek renklerimiz varsa bunları giyip kendinizi ortamda daha rahat hissedebilirsiniz. Elif Kayalı sormuş. Kendimizi iyi bir şekilde ifade etmeye çalışırken, kendimizden bahsederken aşırı bir şekilde ifade ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Şimdi sürecin başına dönersek, biz demiştik ki iletişim sürecinde sadece kaynak yok ve dolayısıyla sadece kaynağın gönderdiği mesajlar da yok. Biz hedefin bizim mesajlarımızı aldığıyla alakalı ya da ilgi duyduğuyla alakalı geri bildirimler istiyoruz. Dolayısıyla siz kendinizi sürekli olarak ifade ederken karşı taraf hiçbir şekilde cevap vermiyorsa, sürekli olarak dinliyorsa ya da kapı aralayıcı mesajlara başvuruyorsak, ki kapı aralayıcı mesajları biz şu şekilde tanımlıyoruz. Tamamen karşımızdaki insanı konuşmaya teşvik eden, anlatmaya devam ettiren mesajlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, anlat, seni dinliyorum gibi. Kendimizin konuşmadığı ve konuşmaktan kaçındığı durumlarda kullanıyoruz. Karşımızdaki insan söylediklerinizi herhangi bir şekilde geri bildirimde bulunmuyorsa, tamamen sizi konuşmaya teşvik ediyorsa, söylediklerinizi tepki olarak herhangi bir cevap vermiyorsa, iletişimi devam ettirecek, karşılıklı devam ettirecek herhangi bir içerikte bulunmuyorsa, bu maalesef biraz karşı tarafın sıkıldığını gösterebilir ve dolayısıyla aşırıya kaçtığınızı da gösterebilir. İletişim süreci dediğimiz süreç sadece kaynakla sınırlanmayacak. Sürekli olarak bir paslaşma gibi düşünmemiz gerekiyor. Kaynak konuşacak, hedefe gidecek, hedef cevap verecek, tekrar kaynak konuşacak. Karşılıklı olması gerekiyor. Aksi türlü tek yönlü bir iletişim olarak kalıyor çünkü. Bu yüzden hedefe odaklanmanız gerekiyor. Hedef size geri bildirimde bulunuyor mu? Sizin konuşmanızı istiyor mu? Sizin ne aktarmanızı istiyor?
sadece sizin konuşmanızı mı devam ettirmeye çalışıyor, yoksa kendisi de ilgisini çekti ve size ekstra şeyler soruyor mu? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Esra Akoğlu sormuş. İş görüşmelerinde karşı tarafta güven oluşturabilmek için neler yapabiliriz? Şimdi baktığınızda bir görüşmeye gittiğinizde öncelikli olarak aslında arkadaşlarınız yine sordu. Onların cevaplarıyla paralel aslında. Giyiminiz kendinizi rahat hissedeceğiniz şekilde olmak durumunda. Rahat ve şık. Buradaki rahatlıktan kastettiğimiz tabii ki günlük hayatta giydiğimiz kıyafetler değil. Bir iş görüşmesinde de bizi rahat hissettirecek kıyafetler vardır. Öncelikle kıyafetinizden başlayın. Dediğim gibi renk olarak anlamlara bakın, karşı tarafta nasıl bir algı oluşturacak. Renk seçimi yapabilirsiniz. Oturuşunuza dikkat etmeniz gerekiyor. İlk intiba her zaman çok önemlidir. Yaklaşık maksimum 10 saniyelik süreçte karşımızdaki insanla ilk izlenimimiz oluşuyor. Dolayısıyla o ilk süreç, ilk tokalaşma, merhabalaşma, oturma sürecinde sizin kendinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Tokalaşma sürecinden zaten bahsetmiştim. Karşı tarafın elini çok sıkmamanız gerekiyor. Çok aşağı yukarı sallamamanız gerekiyor. Çok hafif tutmamanız gerekiyor. Bu tam bir kavrama olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yaptıktan sonra maalesef odanın dizaynı ve vermek istediği mesaj gereği siz daha alçak bir koltukta oturacaksınız. Liderinize göre. Dolayısıyla buradaki koltuk zaten sizin kendinizi biraz daha statü olarak aşağıda hissetmenize, olduğundan daha aşağıda hissetmenize sebep olacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca dik oturmanız ve gövdenizin de dik olması gerekiyor. Yani omuzlarımızı düşürmüyoruz hiçbir şekilde. Az önce de bahsettiğim gibi. Dik oturmamız, kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Kendimizi ifade etme sürecinde de biz ne istiyoruz, niçin bu işe başvurduk, ne gibi altyapımız var? Bunların her birini heyecanlanmadan aktarmamız gerekiyor. Ama bu heyecan konusu maalesef çok kolay aşılamıyor herkes için. Ben de yeri geldiğimde heyecanlanıyorum. Bugün ben de heyecanlandım. Heyecanın düzeyi çok önemli bizim için. Bizim hayatımızı sekteye uğratıyorsa bu noktada belki bir destek almamız gerekebilir. Ama düzeyde heyecan aslında tetikleyici ve normal bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanlanmamız çok normal. Kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Kendinizi iyi ifade etmeniz için de kelime dağarcığınızın iyi olması, diksiyonunuzun, telaffuzunuzun iyi olması ve söylemek istediklerinizi bu bilgiler ışığında düzgün bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Eğer iyi bir görüşme geçtiyse aslında bunu iyi ile sınırlandırmayalım. Bir teşekkür maili atabilirsiniz iş görüşmesi sonrasında. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir geri bildirim beklemeden karşınızdaki kişinin ilgisine teşekkür eden bir mail atabilirsiniz. Mutlaka görüşmenize biraz erken gitmenizde fayda var. Bu sizin için bir artı olacaktır. İşle alakalı, işin ne kadar benimsediğinizle, istediğinizle alakalı olumlu bir izlenim bırakacaktır. Yeni başladığımız bir iş yerinde çalışanlarla ilk iletişime geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi yeni başladığımız İşler genelde bizim en gergin olduğumuz süreç, ilk günlerimiz, ilk haftalarımız hatta. Burada yapmanız gereken şey yine aslında kendinizi tanıtmak ve geri durmamaktan geçiyor. Yine insanlar bilmediği ortamlarda biraz çekingen oluyorlar. Dolayısıyla iletişimi kurmaktan kaçınıyorlar ama iletişim sürecini başlatmak için, o yeni ortama adapte olabilmek için İş yeriyle, kurumla alakalı soruları çalışma arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Bu şekilde bir iletişim süreci başlatabilirsiniz. Böylece hem ortamı hem kurumu tanıyıp hem de oradaki insanlarla bir sıcaklık, bir samimiyet ortamı oluşturabilirsiniz. Burada teknik olarak dikkat etmeniz gereken şey ise bu yatay, dikey, çapraz iletişim sürecinde az önce de bakışlarla belirttiğimiz gibi insanlara biz çok üstten bakan çalışanlardan pek hoşlanmıyoruz. Bunu her ne kadar yapmıyoruz deseniz bile beden dilinizle gösterebiliyorsunuz. İşte dik bakmak gibi ya da yanına giderken göğsünü kabartmak gibi. Biz daha çok doğallıktan, samimiyetten, yatay iletişimden yanayız. Her insana, her çalışana eşit mesafede olmak istiyoruz. Dolayısıyla
Bu iletişim sürecinde de kendiniz olmaktan ve insanlara herhangi bir şekilde üstten bakmak ya da kaf dağından bakmak gibi nitelendireceğimiz tavırlardan kaçınmanız gerekiyor. Bilgimi karşı tarafa aktarmakta zorluk çekiyorum. Birebir görüşmelerde kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Bunların üstesinden nasıl gelebilirim demiş Tuğba Kayahan. Bu süreç, yani bu zorlanmanın sebebi ne? Yine heyecanla alakalı bir problemse eğer, sizin kendinizle alakalı herhangi bir soru işaretiniz yoksa, ben çok iyi biliyorum ama aktarmada problemim var diyorsanız, bununla alakalı dediğim gibi sürekli olarak yapılarak, sürekli olarak üzerine gidilerek aşılacak bir unsur bu. Ama başka bir psikolojik alt sebebi varsa, bu heyecanın üstesinden gelemiyorsanız burada destek almanız gerekecek. Birebir görüşmelerde kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Bilgi aktarmakta zorluk çekiyorum. Dediğim gibi, yani bu aktarım süreci ne zamandan beri bu şekilde sizi zorluyor? Önemli olan bu. Yani eğer yeni mezunsanız, yeni mezun arkadaşlar da vardır şu an programın içerisinde. Eğer yeni mezunsanız bunun olması çok normal aslında. Tecrübe kazandıkça, işte iş görüşmelerine gittikçe, bilgi aktarımı yaptıkça aslında bunlar değişecek ve gelişecek şeyler. Ama belli bir yaşa geldiysek ve hala bunun üzerinden, hala bunun üstesinden gelemiyorsak, burada bir destek almamız çok normal, çok olası, ayıplanacak bir şey değil. Bu yüzden üzerine gidelim öncelikli olarak. Bilgi aktarımını belki yabancı gördüğünüz insanlara yapamıyorsunuzdur. Şöyle bir yolu izleyin. Etrafınızda bulunan herhangi bir arkadaşınız, aileniz, eş, dost, öncelikle bunlara aynı bilgiyi aktarmayı bir deneyin. Eğer olmuyorsa, yine olmuyorsa, bunun alt nedeni vardır mutlaka. Bilgi aktarmayla alakalı bir sıkıntı olabilir. Bir yardım alabiliriz burada bir uzmandan. Bunda herhangi bir sorun yok. Bilgenur Senir, kelime dağarcığımızı nasıl geliştirebiliriz demiş. Bunun tek yolu kitap okumak diyebilirim. Bunun yanı sıra filmler izleyebilirsiniz. Eğer dil bazında, yabancı dil bazında kelime diyorsanız, bize hocalarımızın önerdiği bir şey vardı. Altyazıda izlediğinizde hem dil hafızanız gelişiyor, kelime hafızanız gelişiyor, hem de yeni bir dil öğrenme ihtimaliniz artıyor. Dolayısıyla kelime dağarcığı tamamen kitap okumakla alakalı bir şey. Bir sonraki sorumuz. Bunu kapattım şu anda. Ayşenur Hanım, sunumu kapattım. Sorun yoksa bana yazabilirsiniz. Derya Nur Akcan sormuş. Bir topluluğa seslenirken rahat olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz iletişimin sağlıklı olması için? Şimdi topluluğa sesleniş konusunu ben kendi derslerimden yola çıkarak anlatabilirim. Öncelikli olarak hazır olmamız gerekiyor. Konuya hakimiyetimizin çok iyi olması gerekiyor. Ve bilgi dağarcığımızın, ya bu konuyla alakalı bilgi dağarcığımızın da yerinde olması gerekiyor. Şimdi siz baktığınızda hiç bilmediğiniz bir konuyla alakalı da görevlendirilebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikli olarak bilgi açısından hazır olmak sizi bir adım öne geçirecektir, rahatlatacaktır. Çünkü kendinize konu anlamında emin olacaksınız kendinizden. Bunun yanı sıra bilgi konusunu bir kenara bıraktıktan sonra bu topluluğa seslenme konuları, az önce gelen sorularda da bahsettiğim gibi sürekli olarak yapıldıkça atlatılacak şeyler. Yani ben bir kere sunum yaptım ama hiç rahatlayamıyorum dememiz çok normal. Sunum yaptıkça, birilerinin karşısında konuştukça, topluluğa seslendikçe düzelecek bir olay bu aslında. Yani bir kere konuştum, üç kere konuştum, niçin düzelmedi demeniz çok aceleci bir davranış olacak. Bunun sürekli olması gerekiyor. Ama sizler işleriniz gereği sürekli sunum yapmıyor olabilirsiniz. Bu noktada da ben hepinizin gıda alanında bir katılım var diye biliyorum. Ben hepinizin alanınızda donanımlı olduğunuzu düşünüyorum. Bu yüzden heyecan noktasında biraz kendinizi yetiştirmeniz gerekecektir. Seslendiğiniz topluluk sizden daha üst insanların, az üst bakımından baktığımızda üst insanların olduğu bir toplulukta olabilir. Bu yüzden daha sağlıklı, daha etkin bir araştırma yapmış olmanız gerekir. Çünkü sizi sıkıştıracak bir takım sorular da gelecektir.
Ama sizden daha az seviyede insan topluluğuna sesleniyorsanız bu sizi biraz daha rahatlatacaktır. Çünkü karşınızdaki insanlar anlatacağınız konuyu bilmiyor. O yüzden bu topluluğa seslenirken ki rahat olma konusu tamamen hazırlıkla alakalı diyebilirim. Bunun yanı sıra beden dili unsurlarından faydalanabilirsiniz ama dediğim gibi yapay duracaktır. Yani hiç bilmediğiniz bir konu hakkında konuşurken şunu yapmanız yerinde değildir, gereksizdir ve yapaydır. Ama siz konuyu anlatırken doğal ve doğaçlama bir şekilde süreç giderken bu hareket zaten kendiliğinden gelecektir. Çünkü bu hareketlerin büyük bir çoğunluğu baktığınızda otomatik hareketler. Sizin duygu, düşünce ve fikirlerinizle otomatik paralel olarak karşınıza çıkacak hareketler. Bu yüzden öncelikli olarak çok iyi bir şekilde hazır olduğunuzdan emin olun. İkinci olarak maalesef var ama heyecan yapmamaya çalışmanız gerekiyor. Zaten heyecanı biraz bastırabilirsek bir yerden sonra süreç işlemeye başlıyor. Bir sonraki sorumuz. Üstlerimden maaş zammı ya da herhangi bir istekte bulununca çekiniyorum. Nasıl yol izlemek gerekir? Burada çekinmeniz aslında çok normal. Çünkü nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla burada üstünüzün, liderinizin, müdürünüzün tutumu çok önemli. Sizden böyle bir beklenti gelmesi onları da strese sokacaktır tahminim. Dolayısıyla öncelikli olarak şirketin durumu çok önemli burada. Mali durumu önemli. Daha sonra müdürün zamla alakalı tutumları çok önemli. Ama daha da önemli bir şey var ki sizler geçim sağlamak zorundasınız. Ve ortama da uyum sağlamak durumundasınız. Bu yüzden de durumunuzu, yani niçin maaş zammı istediğinizi, geçinemiyorum diyeceksiniz muhtemelen ama niçin geçinemiyorsunuz? Bunu belki alt kalemler olarak açıklamak yerinde olabilir. Geçinemiyorum çünkü şu durumlarım var. Çocuk okutuyorum, işte kardeşimi okutuyorum, kiradayım vesaire gibi. Ben maaş zammı istiyorum derken bunları aslında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok iyi bir şekilde açıklama yapmamız lazım. Ne demiştik? Mesajın doğru bir şekilde, açık bir şekilde aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla mesajda herhangi bir şekilde üstü kapalılık istemiyoruz. Biz iletişimde daha çok doğallığı, doğruluğu, dürüstlüğü istiyoruz ve gerisi zaten geliyor. Ve bir de karşınızdaki insanı tanıma. Bu sevgi dilinde bahsettiğimiz beklentileri tanımamız, bilmemiz gerekiyor. Ama doğruluk, dürüstlük ve açıklık bütün süreci zaten olağan sürecini akıtacaktır. Burada sizin yapmanız gereken bu maaş zammını niçin istediğinizi açık bir şekilde anlatmak. Böyle bir yol izlenebilir. Çekinmeniz de çok normal. Çünkü üstlerimizin nasıl tepki vereceğini her zaman kestiremiyoruz. Onların da üstü var. Bu da bir yansıtma. Psikolojide bunun da adı yansıtma olarak geçiyor. Üst altındakine bağırıyor, o geliyor. Elemanına bağırıyor. Bu şekilde zincirleme bir iletişim sıkıntısı yaşanıyor. Bunu kestiremezsiniz. Bu yüzden çekinmeniz çok normal. Bunu hiç kimse ben çekinmeden maaş istiyorum demez. Elini kolunu sallayarak hiçbir insan benim maaşıma zam yapın müdür bey demez. Bu yüzden çekinmeniz normal ama yol izleme noktasında da niçin istediğinizi kalem kalem anlatmanız belki etkili olacaktır. Dediğim gibi burada şirketin mali durumu da çok önemli. Durumları çok önemli. Başka bir sorumuz var mı? Bununla alakalı, yani konuyla alakalı aslında kitap önerisinden bahsetmiştim. Benim severek okuduğum ve sorularımız tamamlandı diye bir mesaj gelmiş. Yani kitap paylaşabilirim. Seviyorsanız, etkili olacağını düşünüyorsanız, okuyup bir şekilde kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Paul Ekman'ın Ne Düşündüğünü Biliyorum kitabı var. Şöyle ekrana göstermemde herhalde bir sakınca yoktur. Şöyle göstereyim. Bunun dışında Joe Navarro'nun Beden Dili diye bir kitabı var. Eski bir FBI ajanı. Bu kitabı ben severek okumuştum. Onu da şöyle göstereyim.
İletişim bazında yani Türkiye'den çıkan da yine severek okuduğum Ahmet Şerif İzgören'in Dikkat Vücudunuz Konuşuyor adlı bir kitabı var. Bu kitabın bir de YouTube'da videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Ahmet Şerif İzgören bu konuda severek takip ettiğim araştırmacılardan biri. Yine herhangi bir sorun olursa geri bildirimle de ben derneğe cevap verebilirim. Hiç toplum önünde konuşma yapmamış birisi, topluma konuşmadan önce ayna karşısında konuşmak iyi gelir mi? Yani çalışma yapmalı mıyız? Öneriniz var mı? Az önce aslında bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlamıştım. Çevrenizdeki herhangi birine bir sunum yapabilirsiniz diye. Bu ayna karşısında olabilir, evet. Bu ayna karşısında yapabilirsiniz. Ya da ailenizin üyelerini bir araya toplayabilirsiniz ama şu süreçte tabii ki bunu önermiyorum. Ama kalabalık bir aileyseniz ailenizi karşınıza alıp böyle bir sunum gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bir öneri olarak kendinizi video çekebilirsiniz. Kamerayı açarsınız, telefon olur, cep bilgisayar olur neyse. Karşısında konuşursunuz. Bu hem kayıtlı bir materyal sunacaktır size hatalarınızı görmeyle alakalı. Dolayısıyla bu yerinde olacaktır. Ben bunu tavsiye ediyorum. Güldenur Çevirme adlı katılımcımız sormuş. İstiyorsanız tabii ki ayna karşısında olabilir. Ama ayna karşısında yapılan alıştırmalarda genelde demoralize olabiliyoruz. Yanlış söyledik, hemen başa alalım. Ya da olmadı, başa alalım. Ailemizin karşısında olduğunda ilgilenmeyebiliyorlar. Çünkü günlük hayat rutininde herkesin işi ve dolayısıyla bu işin stresini atma yolları var. Dinlemek istemeyebilirler. Video çekimi bu noktada size yardımcı olabilir. Kendinizi videoya çekin. Yanlış yaptığınız, aksadığınız yerde de durdurmayın. Kayıt aksın. Siz başa alın ve hatalarınızı bu şekilde görmeye çalışın. Bu hataların ne olduğunu belirleyin. Bunlardan sonra da üzerine gidin. Demiştim ki A harfinin sıkıntıları var, P harfinin sıkıntıları var, Ş ve A sıkıntıları var. Bununla alakalı araştırmaları da zaten arama motorları üzerinden yaptığınız araştırmalarda bulabilirsiniz. İşte P harfiniz sıkıntılıysa, A harfiniz sıkıntılıysa bunlarla alakalı pek çok tekerlemeler, metinler var. Bunları okuyarak o sıkıntıları en aza indirebilirsiniz. En azından ben yaptığım çalışmalarda öğrencilerimle bunları deneyimledim. Çok fazla geri bildirim aldım. Sürekli tekerleme okudu öğrenciler ve bir süre sonra bazı söyleyiş kusurlarının gittiği görüldü. Ama dediğimiz gibi bu 2 haftada, 3 haftada, 4 haftada olacak bir süreç değil. Biz diksiyon dersini bir dönem boyunca veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç uzun olduğu için biraz da sabırlı olmanız gerekiyor. Yapıyorum, yapıyorum, tekerleme okuyorum, kitap okuyorum, niye düzelmiyor dememeniz gerekiyor. Bunun bir alışkanlık olması lazım. Bu yüzden toplum karşısındaki bu sunum öncesinde bence öncelikli olarak bir videoyu deneyin. Eğer zamanınız varsa. Sonra oturun o bir videoyu bir izleyin. Ne gibi kusurlarımız var, ne gibi sıkıntılarımız var onları belirleyelim. Bunların üzerinden çözümler üretmeye çalışalım. Başka soru varsa alabilirim. Tamam. Ayşenur Hanım şu an herhangi bir soru olmadığını söylüyor. Eğer başka bir soru yoksa yayını sonlandırabiliriz ya da aklına gelen arkadaşlarımızın başka bir sorusu olacaksa da bekleyebiliriz. Diksiyon dersi alabileceğimiz, önereceğiniz bir yer var mı? Bu biraz bütçenizle de alakalı. Eğer ekstra bir bütçem yok diyorsanız İsmail'in diksiyon kurslarını önerebilirim. Hem ücretsiz hem etkili olabilir. Ama onun dışında ücretli olarak önerebileceğim bir diksiyon merkezi maalesef yok. İsmail'e gidip iyi geri dönüşler alan tanıdıklarım var. Öyle söyleyebilirim. Onları takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi size yine yaptırılacak işler, tekerleme okumak, çünkü her bir tekerlemenin hedeflediği bir harf, bir ses var. Dolayısıyla herhangi bir harf için siz belli bir tekerleme okuyacaksınız. Ya da bunun yanı sıra size metin okutacaklar.
Bu metinlerde de dikkat etmeniz gereken ses tonu ve vurgu unsurları olacak. Elinize bir metin alıp, herhangi bir metin, bir kitap olabilir, internette bulabileceğiniz bir senaryo olabilir. Bu metni vurgu ve tonlamalı bir şekilde okumaya çalışabilirsiniz. Dolayısıyla kitap okumak yine burada bizim anahtar kelimelerimizden, anahtar tavsiyelerimizden biri. Bunun dışında da dediğim gibi İsmail'in kurslarını takip edebilirsiniz. Emre Çapa teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Umuyorum bir şeyler katabilmişimdir. Rica ederim. Sena Ertürk, Bilge Nur Senir cevapladığım için teşekkür etmişler. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Tuğba Kayahan, ben teşekkür ederim. Aksaklıklar için ben de özür diliyorum. Böyle bir platformda ben ilk defa bir eğitim veriyorum. O yüzden benden kaynaklanan herhangi bir teknik aksaklık varsa onun için de özür dilerim. Kübra Hocam, Kübra Sağlam Hocam, ben teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için, böyle bir eğitime vesile olduğunuz için. Güldenur Çevirme bir soru daha sormuş. Bizi duymuyormuş gibi yapan, görmezden gelen ve cevap vermek istemeyen ve o kişiyle iletişim kurmamız gereken biri ise ve ortaksak o kişiyle iletişim nasıl olmalı? Şimdi bu süreçte karşınızdaki insanın zaten yaptığı her şey, yani söylediğiniz her şey aslında sizinle iletişim kurmak istemediğini zaten gösteriyor. Hem duymuyormuş gibi yapıyor, hem görmezden geliyor, hem de cevap vermek istemiyor. Dolayısıyla aslında sizinle iletişim kurmak istemiyor. İletişim kurmanız gereken biri ama bu kişi. Dolayısıyla bu kişiyle yapabileceğiniz bence tek şey karşısına geçip açık açık bu sorunu konuşmak. Bilmiyorum denediniz mi açık bir şekilde konuşmayı ama burada yapmanız gereken ciddi anlamda ortağız demişsiniz. Ortaklığınızı vurgulayarak, ortak olduğunuzu göstererek, açıklayarak bunu bir şekilde ifade etmeniz ve bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Çünkü bu ortaklık ya bitecek bu şekilde ya da devam edecek. Bu şekilde devam etmesi çok sağlıklı değil bence. Çünkü karşınızdaki insan hiçbir şekilde size tepki vermiyor. Ama konuşulursa ve bu insana yaptığı yanlışlar belki aktarılırsa kafasında bir soru işareti yaratılabilir. Belki bir ihtimal geri dönüş sağlanabilir. Ya da maalesef ortaklık sonlanması gibi bir durum olabilir. Çünkü siz bu süreci ne kadar götürebilirsiniz? Aslı Muslu Hocam çok teşekkür ederim ben de katıldığınız için. Emine Merve Eroğlu, ben teşekkür ederim. Siz de vakit ayırdınız. Gülpalta, Alaaddin Gündoğan, ben teşekkür ederim. Her birinizin adını anmak istiyorum. Çünkü her biriniz vaktinizi ayırdınız. Geldiniz, dinlediniz pek çok aksaklığa rağmen. Diksiyon videoları izlerken denk geldim yayınıza. Tesadüfen YouTube kanalı açmak istiyorum ama prompter kullanarak. Sizce bu yöntem takipçilere doğal gelir mi? Demiş Mehmet isimli bir katılımcı. Burada yapmanız gereken şey aslında prompter kullanabilirsiniz. Tüm haber spikerleri de aslında neredeyse kullanıyor. Ama bir dönüşüm oldu habercilik anlayışında. Artık daha doğal bir sunum süreci izleniyor. Prompter kullanabilirsiniz ama prompter bir yerden sonra doğallığınızı kaybetmenize sebep olacak. Çünkü net bir metin okuyorsunuz. Yani size verilen net bir metin okuyorsunuz. Eğer ses tonu ve vurgunuzla katkıda bulunabileceğinizi düşünüyorsanız prompter kullanın. Ama ben olsam doğal olmaktan yana olurum. Hazırlanmaktan yana olurum. Çünkü prompter kullanmak biraz da aslında hazırcılık. Hazır bir metni giriyoruz ve bir yansıtma aracıyla aslında sürekli olarak akan yazıyı okuyoruz. Ya bu prompter'a yazdığınız metni okuyup çalışmanız gerekiyor düzgün bir şekilde aktarmanız için ya da biraz da doğala kaymanız gerekiyor. Ama ilk süreç için prompter bence kullanılabilir. Alaaddin Gündoğan sormuş, bir konuyu veya sunumu anlatırken sesimizde titremeyi ya da nefes ayarlamasını nasıl ayarlayabiliriz? Tabii ki sesteki titreme ve nefesle alakalı problemler genellikle heyecandan dolayı karşımıza çıkıyor. Benim de sunumun ilk başında sesim titredi. Ben de heyecanlandım. Bunlar olabilecek ve karşılaşabileceğimiz şeyler. Dediğimiz gibi buradaki süreç sürekli olarak bu sunumlar yapıldıktan sonra düzelecek. Çünkü siz alıştıkça artık
Bu sizin günlük rutininiz gibi gelecek. Şöyle düşünün. İlk sunum yaptığınız andaki hislerinizle 5. 6. sunum yaptığınızdaki hisleriniz çok aynı olmayacaktır. Yavaş yavaş bu sürece alışacaksınız. Dolayısıyla bu nefes egzersizleriyle alakalı yine internette bazı çalışmalar bulabilirsiniz. Ama tahminim sizin bu sorununuz daha çok heyecanla alakalı ve bu heyecanı da yenmek için maalesef sürekli olarak sunumları yapmamız gerekiyor. Murat Talayhan, ben teşekkür ederim. Ramazan Karayün, ben teşekkür ederim. Umarım. Gülden Uç Çevirme, ben teşekkür ederim. Umuyorum yararı olmuştur. Mehmet Bey size de ben teşekkür ederim. Ne demek? Var mıdır başka sorumuz? Mevlüt Uyan da teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Ben o zaman toparlayayım. Kısaca iletişim dediğimiz bu süreç doğallıktan beslenen aslında. Yapaylığa çok yer vermeyen ve en ufak bir yapaylığın karşı taraf tarafından hissedildiği bir süreç. Lütfen herhangi bir yanlış anlaşılmada kendinizi ya da karşı tarafı suçlamayın. Çünkü mesajdan kaynaklanan, ortamdan kaynaklanan, kaynaktan ya da hedeften kaynaklanan pek çok sorunla karşılaşabiliyoruz. İletişim süreci dediğim gibi kolay görünen ama pek çok etkenden oluştuğu için de soruna çok açık bir süreç. Bu yüzden kendinizi doğru ifade etmeniz, mesajınızı doğru ve net şekilde ifade etmeniz, aynı şekilde hedefin de aynı istekle sizi dinliyor olması, yanlış dinleme yapmaması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Doğallıktan kaçınmayın, kendiniz olmaktan kaçınmayın. Beden dili de, ses tonu da, vurgu da, geri kalan tüm unsurlar da zaten sizin doğallığınızı destekleyici şekilde ardından gelecektir. Bunu söyleyebilirim. Ben herkese katıldığı için çok çok teşekkür ederim. Bu teknik aksaklıklardan dolayı da tekrar özür dilerim. Umuyorum farklı bir platformda yeniden karşılaşabiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.